Okullar kapanmış ve bir haftalığına köye babaannemin yanına gitmiştik. Babaannem, dedemi 6 yıl önce kaybettiğimiz için yalnız yaşardı. Ara sıra halam yanına gelirdi. Kışın da babaannem havalar eksilere kadar soğuyunca şehre yanımıza gelirdi. Neyse, tatil sıkıcıydı zaten. Babam istediği için gelirdik köye. Ben pek sevmem buraları. Küçükken ata binerdim. Ama dedem ölünce babaannem atları sattığı için artık ata da binemiyordum. Telefon da çekmiyordu zaten. Yani anlayacağınız, düşünmesi bile sıkıcı bir tatil. Köye geleli 2 saat kadar olmuştu. Biraz köyde dolaşayım dedim. Meydana indim. Fazla insan yoktu zaten. Nüfus 90 ya da 100 kadardı. Köy kahvesine vardım. Selamun aleyküm dedim. Selamımı alan olmadı. Herkes yüzüme bakıyordu. Ben de beni fazla görmedikleri için unuttuklarını, yabancıladıkları için selamımı almadıklarını düşündüm. Ama bir gariplik vardı. Normalde 52 kartları, okey tavlaları, eksik olmayan kahve, masaları bomboştu. Ve kimse konuşmadan sadece masalara bakıyordu. Belki köyde birisi öldü, onun yasını tutuyorlar diye düşündüm. Sonra camiye doğru gittim. Fakat cami farklı duruyordu. Tamamen siyaha boyanmıştı. Cami camları bile siyahtı. Şaşırdım buna. Cami siyaha boyanır mı hiç? Neyse, kapıya yöneldim. Ama kapı kalın bir zincirle kilitlenmişti. Ve kapısında koca bir M harfi vardı. Altında da Seccazü Hünnitle yazıyordu. Bunun bir dua olduğunu ve caminin tadilat altına alınmış olabileceğini düşündüm. Eve geri dönmeye karar verdim. Eve doğru yürürken yolda önümden ard arda siyah bir kedi, siyah bir köpek geçti. Birbirlerini izliyor gibiydiler. Sonra eve vardım. Babaannem bahçede bıçak biliyordu. Babaanneme yardım edeyim mi diye sordum. İstemez, sen içeri git dedi. Beni terslemesine şaşırmıştım. Belki babamla tartışmış ve canı sıkılmıştır diye düşündüm. Sık sık tartışırlardı zaten. Ama babaannemde bir gariplik vardı. Geldiğimizden beri hiç konuşmuyordu neredeyse. Hoş geldiniz bile dememişti. Normalde her ziyaretine geldiğimizde elini öperdim. Ama bu kez öptürmemişti elini. Neyse, içeriye girdim. Babam televizyon izliyordu. Annem ise odayı süpürüyordu. 5 dakika sonra babaannem içeriye geldi. Elinde bir kova vardı ve bana "Çocuk, bunu al. Arka bahçedeki kuyudan su doldur." dedi. Bana çocuk demesi beni şaşırttı. Normalde oğlum der, Berat'ım derdi. Bu durum babamın da garibine gitmiş olacak ki, "Anne, Berat'ın bir adı var. Değil mi? Niye çocuk diye hitap ediyorsun?" dedi. İçimden yine başlayacaklar diye geçirdim. Ama babaannem cevap vermedi. Ters ters bakıp dışarı çıktı. Annem ise sessizliğini bozdu. "Oğlum hadi su dolduruver de gel." dedi. "Tamam anne." dedim. Tam gidecektim ki birden aklıma arka bahçede kuyu olmadığı geldi. Evet, köye 4 yaşımdan beri geliyorum ve hiçbir zaman kuyu görmedim. Anneme, "Anne, arka bahçede kuyu yoktu değil mi?" diye sordum. O da biraz düşündü ve "Evet haklısın, yoktu. Osman, arka bahçede kuyu yok değil mi?" diye babama sordu. Babam da "Belki kışın sular kesilince kullanabilmek için yeni bir kuyu açmışlardı." dedi. Hak verdim babama ve arka bahçenin yolunu tuttum. Evet, kuyu vardı gerçekten ama çok pis kokuyordu. Sanki bir hayvan leşi gibi kokuyordu. Çok iğrendim kokudan. Neyse, kovayı kuyuya daldırdım. Yukarı çekerken suya doğru baktım. Suda bir gariplik vardı. Suda yansımam görünmüyordu. Hiçbir şey görünmüyordu. Sanki sonsuz bir boşluk gibiydi. Kovayı aldım, eve döndüm. Yavaş yavaş hava kararıyordu. Akşam mangal yapacaktık. Neyse, indik bahçeye. Babaannem et kesiyordu. Bıçağı 40 yıllık kasap gibi kullanıyordu. Eti pişirdik. Etin tadı bir garipti. Kuru bir tadı vardı. Zor bela eti bitirdikten sonra sofra toplanacaktı. Annem tabakları aldı. Babaannem, "Bırak, ben yaparım." dedi. Annem ise, "Olur mu anne, beraber yaparız." dedi. Ama babaannem, "Dokunma, ben yaparım dedim." dedi. Babaannemin bu hareketlerini garipsemiştik. Neyse, biz içeri gittik. Babam televizyonu açtı. Benim uykum olduğu için yatağıma geçtim. Ama uyuyamadım. Bir sağa bir sola dönerken bir saat geçti. Ama hala uyuyamadım. Bu sırada babamla annem de yattılar. Saat 12'ye doğru geliyordu. Herkes uyumuştu. Benim dışımda.
Sonra bir tıkırtı ile irkildim. Babaannem kapıyı açıp odaya girdi. Sonra annemin yatağına yaklaştı. Anneme uzun süre baktı ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Sonra aynısını babama yaptı. Ne yaptığını anlayamadım. Sonra bana doğru yaklaştı. Ben de uyurmuş gibi yapıp gözlerimi kapattım. Yaklaşık 10 dakika bana baktığını hissettim. Sonra kulağıma eğildi ve fısıldayarak "Seccahı sünnetle" dedi. Babaannemin bu hareketlerinden bayağı ürkmüştüm. Daha sonra kapının yanında duran gündüz kuyudan su getirdiğim su dolu kovaya elini daldırdı ve odanın ortasına damlattı. Olanları düşünürken uykuya dalmışım. Gece 3.30 gibi kalkmıştım. Tuvalete gittim. Çıkınca da uykum kaçtı. Balkona çıkayım dedim. Balkonun da manzarası var tabii. Oturdum, köyü izliyorum. Fakat köy bir garipti. Hiçbir yerin ışığı yanmıyordu. Sadece meydanda kırmızı bir ışık vardı. Bu yaşadıklarım beni derin düşüncelere soktu. Yarım saat sonra kalktım, içeri girdim. Burnumda garip bir ıslaklık fark ettim. Aynaya baktım. Burnum kanıyordu. Peçete bastırdım. Aynada yansımama bakarken babaannemin yansımasını gördüm. Arkamı döndüm. Babaannem bana bakıyordu. "Babaanne, ne yapıyorsun burada?" dedim. Cevap vermedi. "Çabuk yatağına git," dedi. Ben de biraz korkarak yatağıma gittim. Sabah kahvaltıyı yaptıktan sonra köye indim. Köy dünün aksine bomboştu. İnsana dair hiçbir şey yoktu. Biraz dolaşıp eve gittim. Akşama kadar kitap okudum. Yattım, uyudum vesaire. Akşam yemekten sonra babamlar yattı. Benim ise uykum yoktu. Balkona çıktım yine. Bu arada babaannemin ortalarda olmadığını fark ettim. O sırada balkonun önündeki yoldan iki keçinin meydana doğru gittiğini gördüm. Dünkü o kırmızı ışık dünkü gibi yine aynı şekilde meydanda parlıyor. İçimde kötü hisler olmasına rağmen merakıma yenik düşüp meydana gitmeye karar verdim. Gerçekten ürkerek gidiyordum. Meydana yaklaştım. İçimde gerçekten kötü bir his vardı. Ama merakım korkumdan büyüktü. Meydana vardığımda gördüklerim beni şoka uğrattı. Meydanda büyük bir ateş yakılmış ve bütün köy halkı hipnotize olmuş gibi ateşin etrafında sandalyelere oturmuşlar, ateşi izliyorlardı. Bunları aklım almıyordu. Daha sonra evin içinden geçen iki keçi gözlerimin önünde ateşe atladı. Gördüklerime inanamıyordum. Korkudan bacaklarım titriyordu. Beni göremeyecekleri bir yere saklandım ve olanları izlemeye başladım. Ateşin etrafında oturan insanların ayaklarının dibinde siyah kediler dolaşıyordu. Daha sonra ikinci şoku yaşadım. Birisi kalabalığın içinden ayağa kalktı. Kalkan babaannemdi. Elinde şekilsiz bir et parçası ile ayağa kalktı. Daha dikkatli bakınca babaannemin elindeki et parçasının bir domuz başı olduğunu fark ettim. Domuzun başını ikiye yardı ve bunu yapınca ateş daha da kuvvetlendi. Bütün oradaki insanlar hep bir ağızdan "Ya Secca, ya La, ya Hunnit" diye bağırmaya başladı. Ben bu sözü cami kapısında okumuştum ve dün gece babaannemin kulağıma fısıldadığını hatırladım. Ne demekti bu söz? Artık emindim. Bu köyde insanüstü olaylar oluyordu. Doğruca eve gittim. Hemen yatağıma geçip bir ayetel kürsü okudum. Yattım. Sabah kalktığımda babam ve annem balkonda kahvaltı yapıyorlardı. Babaannemi sordum. Babam sabah kalktıklarında evde olmadığını, belki komşulara gitmiş olabileceğini söyledi. Oysa ben biliyordum. Babaannem komşuya falan gitmedi. Tabii o babaannemse. Daha sonra mutfağa su içmeye gittim. Mutfak penceresinden dışarıya bakarken babaannemi gördüm. Dağ yolundan geliyordu. 63 yaşında bir kadının ne işi vardı dağda? Hemen dışarıya çıktım. Babaannemi karşıladım. Babaannem bir şey demedi. "Ne oldu? Ne bakıyorsun?" dedi. Benim gözlerim ise babaannemin kan bulaşmış elinde kalmıştı. Benim eline baktığımı fark etti ve elini sakladı. Ben ayrıca bir şey daha fark ettim. Önceleri kışın dahi çorap giymeyen babaannem ayağındaki siyah çorapları geldiğimden beri çıkarmamıştı. Eve girdim. Babam köy meydanına gidip sigara alacağını söyledi. Aslında içimde tuhaf bir ürperti vardı. Ama ona bir şey söylemediğim için gitti. Bir saat geçti, iki saat geçti. Babam ise hala ortalıkta yoktu. Annem de meraklanmıştı. Belki
bir arkadaşıyla oturuyordur dedi. Babam bu köyde büyüdüğü için ahbabı çoktu. Ama ben bu kadar iyimser düşünemiyordum. Geldiğimizden beri olanlardan çok etkilenmiş ama babamı gitmeye ikna edememiş. Sonra annem bana, Berat oğlum kuyudan su doldur gel de sonra babana bir bakmaya git dedi. Neyse tamam deyip kovayı aldım. Kuyuya vardığımda şok olmuştum. Kuyu tamamen siyah kedi cesetleriyle doluydu. Su zerre kadar gözükmüyordu. Attığım çığlıkla birlikte eve annemin yanına koştum. Ama annem ortalarda yoktu. Hava da kararmıştı. İnanılmaz şekilde korkmuştum. Annemin nerede olduğunu bilmiyordum. Belki meydana babamı aramaya gitmiştir diye düşünürken meydana doğru gittim. El fenerini alıp yola çıktım. İçimde karanlık düşünceler ve üzücü bir merak vardı. Göreceklerimi az çok tahmin ediyordum. Meydana vardım. Yine aynı manzara. Dev bir ateş yakılmış. Etrafında köy halkı sandalyelerle oturup ateşi izliyordu. Babaannem yine ayaktaydı. Elinde çırpınan siyah bir hayvan vardı. O bir domuz yavrusuydu. Babaannem diğer elindeki bıçakla hayvanı parçaladı ve kanını ateşin içine damlattı. Ben ise bu sırada büyük bir hata yapmıştım. Saklanamamıştım. Tam bunu düşünürken oturanlardan bir kadın beni gördü. Kalın ve erkekimsi bir sesle Arapça tarzı bir şeyler bağırmaya başladı. O bağırınca bütün herkes gözünü bana dikti. Aynı anda babaannem elindeki kanlı bıçakla bağırarak bana doğru koşmaya başladı. Hemen kaçmaya başladım. Eve doğru koşuyordum. Eve geldim ve hemen yatağımın altına saklandım. Yaklaşık 2 dakika sonra odanın kapısı açıldı. Sanırım giren babaannemdi. İnanılmaz derecede korkuyor ve beni fark etmemesi için sessiz olmaya çalışıyordum. Bu sırada bir şey fark etmiştim. Babaannemin ayaklarında çorap yoktu ve ayakları tersti. Evet, yanlış görmüyordum. Ayakları tamamen ters duruyordu. O sırada arkamda bir şeyin varlığını sezdim. Soğuk bir şeydi. Ama ses yaparım diye korkuyordum. O yüzden arkamı dönemiyordum. Babaannem odanın ortasında bir süre bekledikten sonra çıktı. Hemen sonra dış kapı sesi duyuldu ve evden çıktığını anladım. Dönüp baktığımda arkamdaki şeyin annemin belinden aşağısı koparılmış bedeninin üst kısmı olduğunu gördüm. Evet, bacakları kopartılmıştı. Gözlerinden yaşlar geliyordu. İçimde derin bir üzüntü vardı. Demek ki ben kuyudayken annemi öldürmüşlerdi. Bu sırada aklıma babam geldi. Onu aramaya başladım evin içinde ve aklıma babaannemin odası geldi. İçeri girdiğimde tahminlerim doğruydu. Babamın boğazından bir bıçak sokulmuş vaziyette yatıyordu. Üzüntü ve korkuyla babama sarılıyordum. O sırada telefonuma mesaj geldi. Gelen gereksiz bir mesajdı. Ama bu telefonumun artık çektiğini gösteriyordu. Aklıma arayacak kimse gelmiyordu. Kimi arasam bana inanmazdı. O yüzden polisi aradım. Onlar da inanmazsa diye onlara bir cinayet işlendiğini ihbar ettim. Yola çıktıklarını, bir saat sonra geleceklerini söylediler. Bu bir saatte yaşadıklarıma bir cevap bulabilmek için evin etrafında dolaşmaya başladım. Her yere bakıyordum. Mutfak dolabına baktım. Domuz kafalarıyla doluydu. Yazarken bile iğreniyorum. Ama ilk geldiğimizde yediğimiz et domuz etiydi sanırım. Arka bahçeye doğru kuyunun yanına gittim. Ama kuyu yerinde yoktu. Sadece düz toprak üstünde bir sandık vardı. Sandığı açtım. İçinde annemin kopan bacakları ve bir kağıt vardı. Kağıtta Seccazu Hünnetle yazıyordu. Bunun anlamını merak ediyordum. Kağıdın arkasını çevirdim. Arkasında da Türkçe bir şey yazıyordu. Bu köye giren asla çıkamaz. Anlamı buydu. O sırada polislerin sesini duydum. Evin içine baktılar. Cesetleri incelediler. En büyük şüpheli olarak beni aldılar. En azından şehre gidiyordum. Sonunda hapis olsa da kurtuluyordum buradan. Şehre giderken meydandan geçecektik. Son bir kez kahveye baktım. Dışarıda kimse yoktu. Bomboştu. Ama içeride birisi camdan bakıyordu. Bakan babaannemdi. Gözleri bembeyazdı. Göz bebekleri yoktu. Gülüyordu. Mahkemeye çıktım. 34 yıl hapis verdiler. Babamın cesedinden parmak izim çıktı. Muhtemelen ona sarılınca olmuştu. Bugün hapisteki 88. günüm. Az önce koğuşa yeni bir suçlu getirdiler. Ayaklarında siyah çoraplar vardı.
bacakları protezdi. Boğazında bir dikiş izi vardı. Tepki veremedim. Çünkü biliyordum, beni de öldüreceklerdi. Hikaye bu kadar. Bu hikayeyi internet üzerinden bir siteden buldum. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Fakat etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.